Selamlar ben Gamze. Yeni 4 yıldız karakterimiz Layla oyuna eklendi. Hemen yakından tanıyalım. Layla 4 yıldız bir krayo mızrak kullanıcısı. Normal saldırıları ardarda arda 3 darbeden oluşuyor. Element yeteneği Night Formal Focus. Alan krayo hasarı vererek bir kalkan oluşturuyor. Bu kalkanın hasar engelleme oranı Layla'nın maksimum HP'sine oranlı oluyor. Krayo hasarını da %250 engelliyor kalkanı ilk oluşturduğumuz sırada Layla'nın üzeri buz olmuş oluyor. Yani o sırada üzerimizde krayo ile etkileşime girebilecek bir element varsa atıyorum ıslaksak donma ihtimalimiz oluyor. Kalkanımız ekstra özelliğe sahip. Kalkanımız aktif olduğu sürece her bir buçuk saniyede bir yıldız oluşturuyor. Bu kalkan kimin üzerinde ise o karakter bir element edeneği kullandığı zaman iki yıldız daha oluşturuluyor. Bu özelliğimiz ile her 0.3 saniyede bir yıldız oluşturabiliyoruz. En fazla 4 yıldızımız olabiliyor. 4 yıldızımız da oluştuğu zaman etrafımızda düşman varsa bu yıldızlar güdümlü yıldızlara dönüşüyor ve uçup isabet ettikleri düşmanlara cryo yani buz hasarı veriyorlar. Bir de her isabet eden yıldız aktif karakterimize enerji üretiyor. Kalkanın süresi biterse ya da kalkan kırılırsa yıldızlar da kayboluyor. Tam düşmana gitmeye başladıkları sırada kalkan süremiz bitmişse ya da kalkanımız kırıldıysa düşmanlara isabet edip hasarlarını veriyorlar. Yolun ortasında iptal edilmiyorlar yani. Bu güdümlü yıldızların hepsi uçmadan Layla ile yeni halkamızı oluşturamıyoruz. Element Burst to Dream of the Star Stream Shaker bir alan oluşturarak bu alandaki düşmanlara cryo hasarı vermemizi sağlıyor. Burst'ümüzden gelen saldırılar düşmanlara isabet ettiği zaman kalkanımız açıksa bir kalkan yıldızı yapıyor. Kalkanımız bu şekilde 0.5 saniyede bir yıldız kazanabiliyor. Burst saldırılarımızın ICD'si de yok. Pasiflerini de konuşalım. İlk ascension pasifi buna yükseltme pasifi diyeceğim. Kalkanımız aktifken kazandığımız her yıldızda kalkana sahip karakterin kalkan gücü %6 artıyor. Bu efekt en fazla 4 yük alabiliyor. Kalkanımız gittiği zaman da bitiyor. Dördüncü ascension pasifimiz, kalkanımızın çevresinde oluşan yıldızların hasarı Layla'nın maksimum HPS'inin yüzde bir buçuk kadar artıyor. Genel pasifi ise karakter yetenek eşyaları craftladığı zaman %10 şansla duble eşya veriyor. Önce genel yorumumuzu yapalım her zamanki gibi. Layla'nın kalkanı güzel. Hata şöyle diyeyim. Oyundaki en iyi kalkan Zongli kalkanı ya. Sonra da Toma kalkanı geliyor. Ama Toma'nın kalkanını o seviyede kullanabilmemiz için yük kazanmamız gerekiyor. Yani iyi bir kalkan için çabalamamız gerek ve çoğu takımda bunu yapamayabiliyoruz. Fakat Layla bir çaba gerektirmeden bize güzel bir kalkan veriyor. Bu açıdan da güzel. Artı olarak da kalkanımızı %100 tutabiliyoruz üstümüzde. Yani kırılmadığı sürece boş bir alan olmadan sürekli kalkanlı kalabiliyoruz cooldown'dan kuldağına. Cooldown Bu da çok güzel bir şey. Takıma sağladığı enerjide güzel seviyede. Bu açıdan da seviyoruz. Bir de iyi bir kalkan için her şeyine HP gitmek zorunda değiliz. Tabii ki her şey HP gidersek daha iyi bir kalkanımız olur. Ama HP yüzdesi ve ofansif stat olarak ortak ve dengeli bir build yapma opsiyonumuz da var Layla'yla. İyi tarafları böyle. Daha az iyi tarafları ise kalkanı HP'den güçleniyor ama kalkanı varken gönderdiği kalkan yıldızları diyeceğim. Bunlar atağından güçleniyorlar. Yani bölünmüş bir kit. Ama yine de 4. Ascension pasifimiz HP yüzdemize göre bu yıldızları güçlendirdiğinden çok sıkıntı da değil. Hasarı genel olarak iyi değil ama Burst'ünün 40 enerji istemesi de düşünülünce kalkanıyla gönderdiği yıldızlar olsun, Burst olsun güzel bir şekilde düzenli bir hasar vermemizi sağlıyor. Sadece en kötü tarafı bu işte. Kalkanı kırıldığı zaman ya da kalkanımızı açmadığımız zaman vereceği yıldız hasarı olsun, enerji olsun yalan olmuş oluyor. Yani potansiyeli açısından kalkanına bağlı bir karakter diyebiliriz. O sebeple ona dikkat etmemiz gerek. Artifekleriyle başlayarak dizmeye başlayalım şimdi karakterimize. Layla 4 parça tenesiti kullanabiliyor ve bu çok önemli özelliklerinden bir. Çünkü takıma güzel buff sağlayabiliyor demek bu. Açıkçası sırf bu sebeple başka bir artifek seti de önermek istemiyorum ama alternatifiniz olsun diye de belirteceğim. 4 nobles verebilirsiniz karakterinize. 2 tenacity, 2 emblem verebilirsiniz. Ya da ben sırf burst gideceğim karakteri derseniz 4 emblem da verebilirsiniz. Yine de size en iyi performansı 4 tenacity ile sağlayacaktır. Bir de freeze takımında Layla taşıyacaksa 4 blizzard da verebilirsiniz ama hala takımınıza göre en iyi opsiyonunuz 4 tenacity olabilir. Bunu da söylemem lazım. Stat olarak da saatine HP yüzdesi ya da hiç tutturamadıysak energy recharge istiyoruz. Kupası cryo. Ben yine de sırf kalkan gideceğim karakteri derseniz kupasını da HP yüzdesi yaparsınız. Kafasını da HP yüzdesi ya da crit rate crit damage istiyoruz. HP yüzdesi kafalarınızın alt statları iyi ise onu tercih edebilirsiniz. Burada eksiğinize göre gitmenizi tavsiye ediyorum. Alt statlarda da HP yüzdesi, energy recharge ve crit rate crit damage istiyoruz. ER oranına gelecek olursak da takımınıza göre değişebilecek bir şey bu her zaman söylediğim gibi ama tek cryo ise 200 takımda başka bir batarya bir cryo var ise 140-160 civarı enerji recharge istediğimizi söyleyebiliriz kabaca. Silahlarına geçelim. Eğer ki kişisel hasarını düşünüyorsanız 5 yıldız ofansif silahların güzel bir seçeneği olduğunu hatırlatıyorum. Video çok karışık olmasın diye tek tek geçmeyeceğim üzerlerinden. En verimli olabileceklerini paylaşacağım. Jade Kadir çok severek kullanır. Kyo Kaj Nisu takımına göre reaksiyon yapılan bir takımsa çok güzel kullanır. Yine takımınıza göre Freedom Sorn da verebilirsiniz. Onun dışında Harbinger of Dawn kişisel hasarını düşünecek olursak çok güzel bir silah Layla için. Favonius Sword her support karakterin en iyi seçeneklerinden ve yine Sacrificial Sword da enerjisini alması açısından isteyebileceğiniz bir seçeneği. Takımlarına geçelim. Fridge dediğimiz takımlar var ya Dendro'da arkadaşlar. Ayato, Shinchi olur, Yalan, Nahida olur, Dendro ana karakterimiz olur. Yaya ya da Fischl, Shinobu gibi bir takıma Cryo opsiyonunuz olarak koyabilirsiniz Layla'yı. Klasik Morgana'ya Diana yerine koyabilirsiniz. Özellikle de artık Mona yerine Kokomi kullanıyorsanız bu takımda ya da Ebiste Heal'ın çok önemli olmadığı, kalkanın size yettiği yerlerde Layla alabilirsiniz hasar katsın bana diye düşünüyorsanız. Ayaka, Shinchu, Kazuha, Layla yapabilirsiniz. Yula Beydo Fischl Layla yapabilirsiniz. Yulaya hem batarya hem de kalkan olur. Kalkan alıp yulaya geçeceğinizden o sırada yıldızların verdiği enerjiyi yulaya gideceğinden dolayı onu bataryalayabilirsiniz rahatlıkla. Hutao takımına Shintu Yalan Layla şeklinde kullanabilirsiniz. Yoimiya takımınızda da aynı şekilde koyabilirsiniz. Monokrayo takımınıza da koyabilirsiniz. Ayakasyan Hı Kazuhal Ayla şeklinde. Constellation'larına geçelim. Constellation 1'i kalkanımızın hasar emmesi %20 artıyor. Artı olarak tüm takıma kalkan veriyor. Yani bunu koop olarak düşünebilirsiniz. Tüm takıma kalkan verme kısmını. Bu kalkanın hasar engellemesi ana kalkanın %35'i kadar oluyor ve 12 saniye sürüyor. Cryo hasarını da %250 engelliyor. En verimli Constellation'ı bu diyebiliriz çünkü kalkanını güçlendiriyor arkadaşlar. Kalkanın hasar emmesini %20 arttırması gayet güzel bir oran. Constellation 2'si kalkanımızın etrafındaki güdümlü yıldızların her biri bir düşmana isabet ettiği zaman Layla bir enerji yeniliyor. Her güdümlü yıldız bu şekilde Layla'ya bir kez enerji yükleyebiliyor. Enerjimizi rahat toparlayabilmemizi sağlıyor. %20 daha az enerji ihtiyacı sağlıyor diyebiliriz Layla'mız için. Gayet güzel. Tabii bu bizim ne kadar yıldız gönderebildiğimize de bağlı. Yani kalkanımızı üstümüzde tuttuk mu, kırıldı mı? Kötü bir constellation kesinlikle değil. Constellation 3'ü element yeteneğini güçlendirdiğinden ve kalkanını istediğimizden güzel bir Constellation. Constellation 4'ü kalkanımızda oluşan yıldızlar uçmaya başladıkları zaman tüm yakındaki takım arkadaşlarımızın normal ve çarç saldırı hasarları Layla'nın maksimum HP'sinin %5'i kadar artıyor. Bu efekt 3 saniye kadar sürüyor ve normal ve çarç saldırılarımızdan 0.05 saniye sonra kalkıyor. Ana hasar vericiniz az da olsa güçlenecek bu Constellation ile. Okey bir Constellation ama birazcık kısa Buff süresi var şimdi yani. Constellation 6'sı ise element deneyimizde oluşan güdümlü yıldızların ve burstümüzün hasarı %40 artıyor. Element deneyimizin oluşturduğu güdümlü yıldızların oluşma süresi de %20 azalıyor. Layla'nın kendi hasarı için okey bir Constellation. Genel olarak konuşacak olursam ama Constellation 1'i ve Constellation 3'ü en ihtiyacımız olan, en seveceğimiz Constellation'ları diyebiliriz. Layla genel olarak böyle bir karakter. Bence son zamanlarda gelen düzgün 4 yıldız karakterlerden oldu. Umarım sizi mutlu etmiştir. Videom da sizlere yardımcı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalı takip etmek isterseniz de abone ol butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Herkese iyi oyunlar.